Merhabalar, bu Almanya'da ehliyet hakkındaki 3. videomuz. Daha önce kursa nasıl kayıt olursunuz, gidiş süreci nasıldır vesaire ile ilgili bir video çekmiştim. Onu şuraya koyarım. Onun ardından da teorik sınavla ilgili tecrübelerimi paylaştığım bir video daha çekmiştim. Yine onu da burada kartlara koyarım. Eğer ihtiyacınız varsa o videolardan başlamanızı öneririm. Bu videoda daha çok pratik sınav hakkında bilgilerimi, tecrübelerimi paylaşacağım. Şimdi geçelim videomuzun ana konusuna. Almanya'da ehliyet almak için yaklaşık 45 dakikalık bir pratik sınava giriyorsunuz. Sizden bu 45 dakika boyunca araba kullanmanızı istiyorlar. Yanınızda sağ tarafınızda kurstan hocanız oturuyor. Arkada genelde sağ tarafta da sizi sınava sokan görevli oturuyor. Şehir içi ve şehir dışında araba kullanmanızı isteyebiliyorlar. Nerelere gitmeniz gerektiği konusunda görevli sizi yönlendiriyor. Ve sınav bitiminde başarılı olursanız hemen ehliyetinizi alabiliyorsunuz. Başarısız olursanız tekrar bu pratik sınava girmeniz gerekiyor. Bu sınavın ücreti 250 euro bildiğim kadarıyla şu gün itibariyle. Yani her başarısızlığın size zaman, moral ve para olarak bir maliyeti var. O yüzden geçmeniz önemli. Sınavın başlangıcında genelde görevli önce kendini tanıtıyor, sonra sizden bir kimlik istiyor, kimliğinizi onaylıyor. Ardından bazen size araç kullanımı ile ilgili teknik bilgiler sorabiliyorlar. Aracın dışında örneğin işte yağ nereden değiştirirsiniz, lastikler nerededir, lastik nasıl değiştirilir, lastik diş kalınlığı, derinliği ne kadar olmalıdır gibi basit sorular sorabiliyorlar size. Bunları genelde Almanca soruyorlar. Bana sormadılar ama bazı arkadaşlarıma sormuşlar. Bu soruların ve cevapların Almancası ile ilgili internette araştırma yapabilirsiniz. Birkaç kelime öğrenseniz iyi olur. Ama ben yine açıklamaya bu konuyla ilgili bir link bırakacağım. Burada genelde bu bölümde sorulan soruların ve cevapların kullandığı kelimelerin Almancasını bulabilirsiniz. Bunlara doğru yanıtlar verirseniz iyi olur. Ama yine de paniklemeyin. Bunlara doğru yanıt veremediniz diye sadece bu sebepten sınavdan kalmazsınız. Ama bazı kelimeleri kesinlikle ezberlemenizi öneririm. Örneğin Fernlicht kısa far demek, Blinker sinyal demek, Rex Abbiegen sağa dön demek. Bu tür kelimeleri ezberinizde bulundurmanız sınav açısından çok iyi olur. Sınav esnasında ben görevliye teyit vesaire için İngilizce sorular sordum ve yanıt verdi. Ama bildiğim kadarıyla böyle bir sorumlulukları yok. Genel olarak da İngilizce konuşmuyorlar diye biliyorum. Size baştan bir talimat verirse veya bir yöne dönmenizi isterse bunu Almanca söyleyecektir. Ben sınav esnasında örneğin rechts'i duydum, işte sağa döndüm hemen, links'i duydum, sola döndüm. Bu şekilde bazı ana kelimeleri ezberlememiz gerekiyor. Bununla ilgili video açıklamasında bir link vereceğim size. Geçelim aracın içine. Aracın dışında söylediğim gibi kimlik kontrolü yapılıyor. Bazı birkaç soru sorabiliyor. Ondan sonra araca geçişmeniz isteniyor sizden. Araca geçtikten sonra size bir konuşma yapıyor. İsterse yine birkaç soru soruyor, işte dörtlü nerededir, sinyal nerededir gibi. Ardından motoru çalıştırmanızı istiyor. Öncelikle araca biner binmez standart bazı yapmanız gereken şeyler var. Bunlar Türkiye'de de böyle. Kemerinizi takın, ayna kontrollerinizi yapın vesaire. Ardından motoru çalıştırıp aracı hareket ettirmeniz gerekiyor. Burada aklınızdan çıkarmamanız gereken bir durum tam tersi noktada. Araçtan inmeniz gerekirse lütfen geri kontrol yapın. Mümkünse de bu elinizle kapıyı açın. Arkayı kontrol etmeden inerseniz sizi sınavdan bırakabilirler. Ama buradan mutlaka dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktasını söyleyeceğim. Birincisi, her şeyde olduğu gibi lütfen, lütfen ama lütfen panik yapmayın. Birkaç püf noktasını anladıktan sonra hakikaten bu sınavı geçmek çok zor değil. Özellikle Türkiye'de aktif araç kullanıyorsanız sınavda pek zorlanacağınızı düşünmüyorum. Sadece püf noktalarına dikkat ettiğiniz sürece. Örneğin sınavda nelerle karşılaşabilirsiniz? Sizin araç sürüş esnasında ayna ve omuz bakışlarına dikkat edip etmediğinize bakıyorlar. Sizin yola çıkış, dönüş ve sollama esnasında sinyal verip vermediğinizi kontrol ediyorlar. Kavşaklarda üstünlükleri bilip bilmediğinize bakıyorlar. Sizden giderken aniden durmanızı isteyebiliyorlar. Yine giderken geri dönüş manevrası yapmanızı isteyebiliyorlar. Park etmenizi isteyebiliyorlar. Yaya geçitlerinde yayalara yol verip vermediğinize çok dikkat ediyorlar. Bunların tamamı aktif araç kullanan kişiler için oldukça basit şeyler. Burada dikkat etmeniz gereken söylediğim gibi püf noktaları var. Bunların bir kısmını ben size bir sonraki videoda anlatacağım. Araç sürüşü şeklinde anlatacağım. Eğer birkaç pratik
ders alırsanız kursta da size bunları anlatacaklardır. Bir de sınavda yapmamanız gereken şeyler var aslında. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen siz düz giderken önünüze bir çıkmaz sokak çıkabilir, girilmez levhası olan bir sokak çıkabilir. Görevli özellikle size bir şey söylemez. Girilmez levhasına rağmen oraya girip girmediğinize dikkat eder. Bu aslında bir tuzak. Sizin ne yapayım diye sormanızı bekler. Eğer siz buna dikkat etmeyip o sokağa girerseniz anında sınavdan kalırsınız. Bu tür tuzaklara dikkat etmenizi öneririm. Yani kural dışı hiçbir şey yapmayın. Yapmanız istenirse bunu yapamayacağınızı söyleyin. Tabelayı gösterin. Kuralları çiğnememeniz her şeyin üstünde. Aslında bunu da bu video serisini noktalayacaktım ama Türk ehliyetini Alman ehliyetine çevirenler için püf noktalarını ve pratik kullanım içeren bir video daha yapmaya karar verdim. Öncelikle ilk videoda belirttiğim gibi ben bu işin profesyoneli değilim. Bu eğitimleri aslında sürücü kurslarından almak lazım. O yüzden Almanya'da araç nasıl kullanılır vesaire gibi bir anlatım yapmayacağım o videoda. Orada sadece Türk ehliyeti olup Almanya'da ehliyet alacaklar için aradaki farkları içeren, püf noktalarını içeren bazı anlatımlar yapacağım. Eğer Türk ehliyetiniz varsa ve birkaç tecrübemden faydalanmak isterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Eğer videoları beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.